Sevgili izleyenler, hava durumuyla karşınızdayız. Balkanlardan gelen mangolu hava dalgası yurdumuzun batı kesimlerinde etkili olurken, Anadolu'nun güney kesimlerinde ise orman meyveli bir hava hakim. 1963 yılında bu hava durumunun mucidi bir kahraman çıktı ve efendiler dedi. Sizi kurtarmaya geldim. Herbert Gilbert, akciğerleri özgürlüğün timsali olan bu patentle bir kahraman oluşunu tescilledi. Gilbert'ın kafası biraz dumanlıydı galiba çünkü olayın ne boyuta ulaşacağını tahmin edemedi. Günümüzde milyonlarca kişi sigaradan kurtulma amacıyla mangoya, yeşil elmaya, limon ve mentole sarılıyor. Farklı renklerde, farklı tatlarda, farklı cihazlarda gördüğümüz bu kurtuluşa Juul, Puff, Vapresso dediğimizde çok cool oluyor. Gelin gösterilenin arkasına geçelim ve derin bir nefes alalım. Elektronik nikotin dağıtım sistemi. Propaganda farkıyla ciğerlerinizde. Sanılanın aksine elektronik sigaralar son 5-10 senenin ürünü değil. 60 yıl öncesinde 1963'te ilk elektronik sigara tasarımı patentlendi. Herbert Gilbert günümüzdeki elektronik sigaraların atası olan bu cihazı tasarlarken iyi niyetlerle yola çıkmıştı. Patent metninde şöyle söylüyor. Mevcut buluş dumansız, tütün içermeyen bir sigara ile ilgilidir ve amacı yanan tütün ve ısıtılmış kağıt nemli sigara ile değiştirilerek güvenli ve zararsız bir içme yöntemi sağlamaktır. Aromalı hava tüketiminde veya bir solunum yolu rahatsızlığı durumunda doktor kontrolünde akciğerlere ılık ilaç solumak suretiyle kullanılır. Akciğer rahatsızlıklarında kullanılan ilaçların ciğerlere çekilebilmesi ve yanıcı tütün ürünlerinin zararlarından kurtulmak için ortaya atılmış bir cihaz. Vakitsiz öten horozun başını keserler mi peki? Keserler efendim. Gilbert'ın piyasaya çıktığı 1963 tütün ürünlerinin hayatın bir parçası olduğu seneler. Lucky Strike ve Marlboro'nun akıl almaz reklam kampanyalarıyla popülerleştiği, sınıflarda, restoranlarda, toplu taşıma araçlarında ve hatta hastanelerde sigara tüketiminin rutin olduğu günler için elektronik sigara zaten ölü doğmuş bir proje. Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin açıkladığı rakamlar o yıllarda Amerika'daki yetişkinlerin %42'sinin sigara tükettiğini belirtiyor. Peki ne oldu da bu devran döndü ve elektronik sigaraların zamanı başladı? Bu sorunun cevabını ve elektronik sigara endüstrisinin günümüzdeki uslu çocuk imajını iyice anlayabilmemiz için normal sigaranın tahtının sallandığı tarihlere bakmamız gerekiyor. 1964. Amerika Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Luther Terry, "Arkadaşlar biz ne yapıyoruz?" dedi. Sigaranın akciğer ve kalp rahatsızlıklarına yol açtığını, sigara içenlerin içmeyenlere %70 oranla ölüme daha yakın olduğunu, hamilelikte sigara içmenin bebeğe büyük zararlar verdiğini raporladı, kitap haline getirdi ve hatta gördüğünüz şekilde anlattı da. Bazı horozların başı vaktinde ötse de kesidir. Luther Terry çok geçmeden görevden alındı çünkü hazırladığı rapor piyasa devi Philip Morris'in hoşuna gitmemişti. Şirket açıkladığı raporda daha fazla araştırma yapılacağını, filtre gibi önlemler alınacağını söylerken yakın gelecekte sigara içenlere psikolojik bir destek ve sigara içmeye devam etmeleri için bir sebep vermeliyiz. Cevaplar ayrıca bakanlığın raporundaki zayıflıkları ve gelecekteki araştırmalara giden yolu işaret etmelidir ifadelerine yer verdi. Yer verdi ama Philip Morris ve diğer sigara devlerinin bu çırpınışları artık boşunaydı. Çünkü insanların kafasında bu kadar sigara içiyoruz ama ya gerçekten öldürüyorsa şüphesi yer etmeye başlamıştı. Filmi hızlandırıyorum, sigaranın imajı günden güne kararlanmaya devam etti. Paketlerin üzerindeki uyarılar sertleşti. Şu anda ekranınızda gördüğünüz sigara reklamından sonra medya üzerinden reklam kısıtlaması getirildi. Sigaranın zararları üzerine konferanslar, hatta eylemler düzenlendi. 1993 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kapalı alanlarda sigara içilmesi hakkında yasak getirildi ve dünya çapında bir ilk yaşanmış oldu. Ama bir eksik var değil mi? Tam da onun ilgi alanına giren bir mevzu ama hala piyasada yok. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nden bahsediyorum. Çok yakın bir geçmişte, korona döneminde ne kadar yetkin bir kurum olduğunu gördüğümüz Dünya Sağlık Örgütü 2003 yılına kadar sigaranın zararları hakkında tek bir somut adım atmadı. 2003 yılında Tütün Kontrolü Kapsayıcı Sözleşmesi adı altında Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı ülkelerde yapılması planlanan düzenlenmeler açıklandı. İlginçtir, uluslararası tütün devlerini hedef alan bu açıklama bizim mevzumuz olan elektronik sigaraların geliştirildiği tarihe denk düşüyor. Babasını akciğer kanserinden kaybetmiş bir eczacı olan Han Lee, modern elektronik sigaraların geliştiricisi. Tütün ürünlerinde bulunan yüzlerce kimyasalın birçoğundan arınmış bir cihaz tasarladığını açıklıyor. Amacı, nikotinli veya nikotinsiz likitler aracılığıyla sigara alışkanlığını daha insani bir hale getirmek. Dünya Sağlık Örgütü'nün getirdiği uygulamalarla etkisi azalmaya başlayan sigara devlerinin arasından
sıyrılması hiç de zor olmamış. Ülkesi Çin'de büyük ilgi gören cihazları önce Amerika pazarına, ardından Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayılıyor. Bu çıkış hikayesini de detaylı bir biçimde anlatmak istedim çünkü zamanlaması çok manidar. Dünya Sağlık Örgütü bekliyor ve 2003 yılında sigara devlerini karşısına alıyor. Ne hikmettir? Tam da o yılda Hanli'nin geliştirdiği elektronik sigaralar patlıyor. Patlıyor derken maalesef gerçek anlamda da söyledim. Gelin 7'den 70'te herkeste gördüğümüz bu tatlı bombalara yakından bakalım. Farklı çeşitleri olmakla beraber çalışma mekanizmaları birbirine çok benzer. Hava sensörü sigaranın bir ucundan hava çekildiğinde bunu algılıyor ve entegre devreye bildiriyor. Devre bataryadaki gücü açıyor ve cihazın atomizer adı verilen bölümündeki yüksek frekanslı titreştirici kısmı devreye sokuyor. Bu kısımda bulunan tel hızla ısınıyor ve temas halindeki likiti buharlaştırıyor. Oluşan soğuk buhar çekilmekte olan havayla birleşiyor. Fiziksel anlamda sıkıntı çıkartmaya o kadar müsait bir cihaz ki, likitlerde bulunan propilen glikol sadece ve sadece buharlaştırıldığında zararsız bir kimyasal. Doğru şekilde buharlaşmadığında direkt sıvı olarak vücuda alınmış oluyor. Bu durumun sayısız zararlarından birisi dudak kanseri. Ayrıca atomizerin kontrolsüz derecede ısınması, bataryanın fazla zorlanarak şişmesi durumlarında cihaz patlamaya hazır bir bomba olarak elinizde, ağzınızın hemen yanında bulunuyor. Maalesef patlamanın örnekleri çokça mevcut ama hassas içerik oluşundan dolayı ekranlarınıza getirmeyeceğim. Gördüğünüz gibi çirkin bir içerikten korudum sizi ve hassas görüntüleri ekrana getirmedim. GZT sizi düşünüyor ve dezenformasyondan koruyor. Temiz içeriğin adresi GZT'ye hala abone olmadıysan şimdi tam zamanı. Reklam bitti, devam ediyorum. Şimdiye kadar bahsettiğim tehlikeler sadece fiziksel boyutta. Elektronik sigaraların medikal boyuttaki zararlarına da yakından bakalım. İvali, nikotinli ve nikotinsiz elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer rahatsızlığı, nefes darlığı, ateş ve titreme, öksürük, kusma, ishal, baş ağrısı, baş dönmesi, hızlı kalp atışı ve göğüs ağrısı gibi belirtileri var. Başlarda esrar kullanımına bağlı olarak görülen bu hastalık kapsamına buhar ve elektronik sigara kullanımı da akademik olarak eklendi. Tehlikenin büyüklüğüne bakar mısınız? Yani esrar kullanan biriyle aynı kategoriye giriyorsunuz bunu kullandığınızda. Korkunç. Ama daha bitmedi. Popcorn lung dedikleri bir hastalık var. Patlamış mısır akciğeri. Kullandığınız likit sıfır nikotin değerinde olsa bile ciğerlerinize çiğ buhar çektiğiniz için bu hale geliyorlar. Ayrıca aromalı ürünler reaktif oksijen moleküllerini açığa çıkarıyor ve DNA tahribatı oluşturuyor. İçerdikleri kurşunun beyinde bıraktığı zararlar da cabası. İnternette fazlasıyla bulabileceğiniz bu kimyasal etkilerle sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Peki bu video kimlerin canını sıkmalı? Dünya üzerinde sadece resmi rakamlara göre 2021'de 82 milyon elektronik sigara ve buhar kullanıcısı vardı. Artış trendine baktığımızda ve mahalle bakkalından bile temin edilebildiğine göre bu sayının 100 milyon civarında olduğunu söylemek çok iyimser kaçar. İşin acı tarafı tüketici kitle gençler. Her 4 lise öğrencisinden biri gün içerisinde elektronik sigara kullanıyor. Deneyimlemiş demiyorum, kullanıyor. Amerika'da her 20 kişiden biri kullanıyor ve gençlerin kullanım oranı 2018'den 2019'a %1800 arttı. Maalesef bulunduğumuz coğrafyanın da tütün ürünlerine, nargile gibi zevklere düşkünlüğünü göz önünde bulundurduğumuzda istatistikler bizde de çok iç açıcı değil. Ülkemizde sigara kullanımına bağlı vefat sayılarının grafiğini görüyorsunuz şu anda. Şunu bilmemiz gerekiyor. Patlamalar ve çok bariz örnekler dışında elektronik sigaraya bağlı ölüm oranı göremeyiz. Zararları çok boyutlu olduğu için ölümleri de farklı kategorilere konulabiliyor. Sigara, esrar, akciğer kanseri sebepli ölüm oranı gördüğünüzde bilin ki bunların içerisinde elektronik sigara kullanıcıları da var. Siz bu ağır bilançoyu düşünürken ben de yanıma bir konuk almak istiyorum. Genç bir X arkadaşımız bizimle olacak. Kendisi bir elektronik sigara kullanıcısı. Anlattığımız bunca şeyden sonra utanılacak bir şey yaptığının farkında, o yüzden siz onun yüzünü görmeyeceksiniz. Ayşe, hoş geldin. Sen de isim vererek konuşuyorsun Murat. Hoş buldum. Bu batağa nasıl düştün? Niye düştün? Bize hızlıca anlatır mısın? Tabii ki. Öncelikle çok fazla kişi de artık bundan görüyorum ve hani arkadaş çevremde de bunun kokusunu aldıkça böyle ilgimi çekti. Yani şekerimsi kokuyor. Asla diğer tütün ürünlerine benzemiyordu. Almam da çok zor olmadı. Artık evimizin her yerinde satılıyor. Artık evimizin çevrelerindeki her yerde satılıyor yani. Gidip alıp da hemen cebe atmak 2 saniye sürüyor. Ben de öylelikle temin ettim. Peki bırakıyor muyuz bu illeti? O kadar hararetle anlattık ki bırakmamak elde değil. GZT'ye abone misin peki? Tabii ki. Teşekkürler.
Konuğumuza teşekkür ediyoruz. Bir bağımlılık araştırma şirketinin yaptığı anketler gösteriyor ki elektronik sigara kullananların %60'ı nasıl bir şey olduğunu merak ettiğinden, %41'i tadını beğendiğinden, %37'si bir sosyal aktivite olarak, %29'u iyi hissetmek için ve %6'sı normal sigarayı bırakmak için kullanıyor. Zaten hep böyle değil midir? Hikayenin başında bu adam da sigarayı bıraktırmak için piyasaya sürdüğünü söylemişti. Bu arada kendisinin bir röportajı var. Linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Şu anda hem normal sigara hem de elektronik sigara kullandığını söylüyor. Sokakta elektronik sigara ya da buhar cihazlarını kullananları gördüğünüzde ne hissediyorsunuz diye sorulduğunda çok mutlu oluyorum, gurur duyuyorum diyor. 40 milyar dolarlık hacme sahip bir piyasanın başında durmanın verdiği gururdur o. Ben olsam ben de 40 milyar dolarımı düşünürdüm. Ha bizleri de düşünüyorlar tabii ki. Mesela bu elimdeki cihaz gençler için güzel tasarımlarla piyasaya sürülüyor ve likit değiştirme, bakım yapma gibi zahmetlere girmeyelim diye çekime hazır halde satılıyor. Bunların hepsi Dünya Sağlık Örgütü kadar sağlığımızı, 40 milyar dolarlık bütçe kadar da kendilerini düşündükleri için. Ben mesela sizi düşündüm ama propagandam bitti. Videoyu beğenip siz de düşündüklerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Görüşürüz. Sevgili izleyenler, hava durumuyla karşınızdayız. Balkanlardan gelen mangolu hava dalgası yurdumuzun batı kesimlerinde etkili olurken Anadolu'nun güney kesimlerinde ise orman meyveli bir hava hakim.